Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde oldukça sık dile getirilen bir durumdan bahsedeceğiz aslında. Biliyorsunuz iPhone fiyatları düşecek deniliyor. Fakat nasıl düşecek? Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Seçimden önce dedi ki, üniversite öğrencilerine ben akıllı telefonları ve bilgisayarları bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz bir şekilde sunacağım ve öğrenciler de bu telefonları vergisiz bir şekilde satın alabilecekler. Şimdi bu konuyla ilgili bazı detaylar sızdırıldı. Aslında bunlara kulis bilgisi de diyebiliriz arkadaşlar. Yani kalkıp resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat kuliste yönetmeliğin nasıl işleyeceğine dair bazı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Biliyorsunuz arkadaşlar ülkemizde akıllı telefonlar üzerinde aynı otomobillerde olduğu gibi bir vergilendirme sistemi var. Yani ucuz telefonla pahalı telefon aynı dilimde vergilendirilmiyor. Peki nasıl oluyor? Atıyorum ucuz bir telefon aldığınızda %30 ÖTV varsa pahalı bir telefonda bu ÖTV dilimi %50 ve üzerine çıkabiliyor. Dolayısıyla bu noktada siz iPhone aldığınızda daha fazla ÖTV öderken düşük segment bir, giriş segmenti bir orta telefon aldığınızda ise daha düşük vergi ödüyorsunuz. İşte hükümetin tam olarak odaklanacağı nokta burasıymış. Yani şu deniliyor, bu kapsama yani vergisiz telefon kapsamına girecek olan cihazlar yalnızca ilk ÖTV diliminde yer alan telefonlar olacak. Bu ne demek peki? Bunun Türkçesi şu arkadaşlar, çok pahalı bir telefon alırsanız yine vergisini ödemek zorunda kalacaksınız. Yani iPhone almak isteyen öğrenciler yine tam fiyatını ödeyip almak zorunda kalacaklar. Bu dilime giren telefonlar neler? Tabii ki biliyorsunuz Android tarafında pek çok marka var. Samsung'dan tutun, Vivo'dan tutun, Xiaomi'den tutun. Pek çok marka mevcut ülkemizde. Bu telefonların yine üst seviye cihazlarını alamayacaksınız. Atıyorum bir Samsung'un Fold serisini alamayacaksınız mesela. Ya da Philips serisini alamayacaksınız. Neden? Çünkü bunlar ÖTV tarafında biraz daha üst seviyede yer alıyorlar. Siz daha çok böyle hani orta seviye bir A serisi belki Samsung'un A serisi, Xiaomi'nin Redmi Note serisi. Bunları satın alabileceksiniz arkadaşlar. Bunlarda da dediğim gibi vergiden muaf olacaksınız. Bunlardaki vergiden muaf durumu ne kadar olur peki? Şöyle bir durum var. Atıyorum telefon 20 bin lira. Sizin ödeyeceğiniz rakam 15 bin lira ya da 14 bin lira gibi bir şey olacak. Yani kalkıp da iPhone'daki gibi yarı yarıya bir fiyat düşümü söz konusu olmayacak. Burada tabii şu dezavantaj oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Çinli markaların, özellikle Çinli markaların diyorum, pek çok telefon ülkemize kaçak olarak da satılıyor ve bunlar e-mail klonlama yöntemiyle direkt olarak kullanılabiliyor. Atıyorum bugün X bir Çinli marka telefonunu 20 bin liradan duyurduysa Türkiye garantili olarak, siz bunu herhangi bir alışveriş sitesinde sahibinden gibi ya da ne bileyim Letgo gibi vesaire 10 bin liraya e-mail klonlanmış şekilde satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman arkadaşlar e-mail klonlanmış bir telefonu yine vergisiz cihazdan bile daha ucuza satın alabiliyorsunuz. Ki bu da hani işin biraz rengini kaçırıyor. Neden? Çünkü biz hep şunu söyledik. Öğrenciler için bu çok önemli bir artı. Öğrenciler iPhone alabilirler yarı fiyatına. Atıyorum bugün en pahalı iPhone işte 70-80 bin hatta 90 bin lira olmuştu galiba zamlarla birlikte. Atıyorum 45 bin liraya aldı bu telefonu öğrenci. Bunu 60 bine 70 bine sattığı zaman oradan kendisine de bir gelir kapısı elde edebilir. Yani bu olabilirdi. Ama şimdilik bu, eğer kulislerdeki bilgi doğruysa arkadaşlar, yani sızdırılan bilgiler doğruysa, bu çok da mümkün olmayacak gibi gözüküyor. ÖTV diliminde düşük telefonlar bu sisteme dahil edileceği için iPhone ya da ne bileyim Galaxy S serisi, Galaxy Z serisi gibi işte Xiaomi'nin amiral gemisi modelleri, Vivo'nun amiral gemisi modelleri gibi cihazlar bu sistemin dışında kalacak gibi görünüyor. Ama daha her şey netleşmiş değil. Yine de umudumuzu kesmememiz lazım. Önümüzdeki süreçte belki biraz daha her şey netleşebilir. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.